Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. Son bir haftada 117.095 yeni vaka tespit edildi. Bu bir önceki haftaya göre iki kat artış demek. Uzmanlar virüsün artık daha çabuk yayıldığına dikkat çekti. Bayramdan sonraki haftada vaka sayılarının daha da artacağı göz önüne alındığında maske, mesafe ve tamamlayıcı doz aşılar önemli hale geldi. Çok daha kolay bir biçimde insandan insana geçiş sağlamış durumda. Artık virüs öyle bir mutasyona uğradı ki o bulaş zincirini çok çabuk atlayabiliyor. Çok kısa bir sürede karşıdaki insana geçebiliyor. Koronavirüs artık eskisinden de hızlı bulaşıyor. Virüsü taşıyan kişinin sadece yanından geçmek bile hastalanmaya neden olabiliyor. Bulaşma hızını açıklanan haftalık koronavirüs tablosu da gösterdi. 4-10 Temmuz'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre iki kattan fazla arttı. 117.095 yeni vaka tespit edildi. Bu da günlük 17 bine yakın vaka demek. Son bir haftada 31 kişi ise hayatını kaybetti. Ama uzmanlara göre bayramdan sonra vaka sayıları daha da artabilir. Korunma önlemleri de ortadan kalktı. İnsan hareketliğinin artışıyla bile zaten virüsün yayılma hızı da yüksek olduğundan dolayı çok hızlı yayılacaktı. Ama bir taraftan da insanlar artık eskisi gibi korunmamaya da başladılar. Vaka sayısı zaten son bir aydır hızlı bir yükselişteydi. İlk olarak Mayıs ayı sonunda açıklanmaya başlamıştı haftalık vaka sayısı. O zaman 7000'lerdeydi. Bir ayda vaka sayısı 16 kat arttı. Bir önceki haftaya göre bile artış 2 kattan fazla. Üstelik hastalığın ağır seyretme riski de artık daha yüksek. Hastaneye yatışlar başladı, yoğun bakımlara yatışlar başladı. Bu da bizi sıkıntılı bir sürece doğru götürüyor gibi görünüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı da düşmüştü. İlk son haftalık tabloda 30'u aştı. Geçen hafta 25 kişi hayatını kaybederken bu hafta sayı 31'e yükseldi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul tedbir şart dedi. Çünkü yeni varyant antikorlara dirençli. Yani hastalığı geçiren kısa sürede yeniden hastalanabiliyor. Maske, mesafe ve aşı hala en etkili korunma yöntemi. İnsanlara tekrar maske takın. Kapalı alanlarda, toplu taşım araçlarında maskenizi çıkartmayın. Hatta öyle ki açık alanda bile eğer kalabalık bir ortam içerisine giriyorsanız maskeyle kendinizi koruyun dememiz bile bir şey ifade etmiyor insanlar için. Çünkü maskesini kullanmayan, buna dikkat etmeyen toplumsal kesim var. Toplumsal bir konu bu. Kişisel olarak düşünmemek lazım. Ben aşı oluyorum, herkese faydası dokunsun istiyorum. Onun için herkes olsun. Bir an önce yenelim bunu. Ben bugün eşim, annem ve 13 yaşında oğlumla birlikte gelip 4. doz aşımı oldum. Herkesin aşısını kesinlikle yaptırmasını tavsiye ediyorum. Aşılamada da hatırlatma dozu açıldı. Öncelikle 50 yaş üstü ve kronik hastalar hızlıca aşılanmalı uzmanlara göre. Bugüne kadar toplam 148.117.265 doz aşı uygulandı. Sağlık Bakanı mecburen yeniden açtık demek zorunda kaldı. Halbuki hiç kapatılmamalıydı. Yani insanlar zamanı geldiğinde gidip aşılarını olabilmelilerdi.